Netanyahu da söylüyor, İsrail Şahin Kanad'ın başbakanı aynı şeyi ifade ediyor. İran'daki olayların perde arkası tartışılırken uzmanlardan dikkat çeken bir tespit geldi. Bir yol bir kuşak e, projesi gerçekleşirse ki bir kalkınma projesidir, hem Orta Asya hem İran hem Türkiye ta Avrupa'ya kadar uzanacak olan bu önemli bir proje, yalnız yollar yapılmayacak. Yalnız e, enerji nakilatları yapılmayacak. Anka Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Sen Mer, İran'daki Kalkınma odayların Çin'i pek yolu ekonomik kuşağı projesine hedef aldığını belirtti. Kalkınma işleri yapılacak. Bunun için de terörün olmaması lazım. Şu anda dikkat ederseniz Afganistan karıştırılıyor, Pakistan karıştırılıyor ve İran karıştırılıyor. Yani bu bir yol bir kuşak e, projesine de böylece bir darbe vurulmuş oluyor. Ulusal kanal canlı yayınına katılan İmer, İran'daki olayların bölge ülkelerini nasıl etkileyeceğini de anlattı. Suriye'deki iç savaş yeniden alevlenir. Zaten ona doğru da bir gidiş var gördüğünüz gibi. Ayrıca İsrail'in Hamas'a olan hücumu, Gazze'ye... İmer, İran'daki olayların Türkiye'ye sıçraması halinde oluşabilecek tehlikeleri de sıraladı. Türkiye içerisinde de benzer bir takım e, ayaklanmalar organize edilebilir. İran'daki Türkler şiidir. Şiilerle Sünniler arasında bir mücadele çıkarma şeklinde olabilir. Bunları Türkiye'ye de taşıyabilirler ve tabii her şeyden önce Türkiye'yi destabilize etmenin yolu oradan gelecek göç hareketleri olur.